1995'e kadar işte hem Bulgaristan'la, Romanya'yla, Ukrayna'yla, Rusya'yla ve Gürcistan'la... Kaç kilometre aşağı anlaş... kadar ilan ilerleyebiliyoruz bu bölgeyi? 200 mile kadar 200. ama tabii darlık meselesi olduğu için e, o zaman ortay hattı hesaplıyoruz. Kıyı uzunluklarına göre, orantılılık ilkesine göre burada gayet hukuki ve hakça bir paylaşım yapılmış. Herkes kabul etmiş mi? Herkes kabul etmiş. Hiçbir sorun, Hiçbir yok. sorun yok. Hiçbir sorun yok. Sadece burada tabii Kırım'ın ilhakı meselesi var. Orada bir takım Ukrayna ile Rusya arasında çekişme var. O onların kendi sorunu. Onları sorun. bizi, bizi Ama bizim için hiçbir sorun yok. Biz burada o kadar netiz ki, o kadar rahatız ki... ...yani burada denizlerimizden, istediğimiz yerden her türlü kaynağı çıkartabiliriz ve kullanabiliriz. Fakat ben şunu gözlemliyorum şimdi. Özellikle bu FETÖ ve bir takım güçler... FETÖ'nün arkasındakiler bu bölgede de bu sınırları tartışmaya açmak istiyorlar. Ve şöyle diyorlar sağdan yanaşarak. Diyorlar ki aslında Türkiye bu sınırlara itiraz etmeli daha fazla deniz alanı almalı. Halil olmuş barış içerisinde çözülmüş yerde, bir meselede çözülmüş bir meselede hiçbir sorun olmayan yerde sorun çıkartma gayreti var. Bunlara karşı çok uyanık olmalıyız. Çok uyanık olmalıyız. Türkiye'nin Karadeniz'deki politikası şudur. Bölgesel sahiplik ülkesi. Yani Karadeniz Karadenizlilerindir. Karadeniz'e kıyıdaş olan devletlerindir. Etindir. Dışarıdan bir müdahaleye Türkiye sıcak bakmaz. bakmaz. Aslında Karadeniz dünyanın en huzurlu denizidir. Sadece deniz ortamından bahsediyorum. Peki komutanım o lafınızı kestim ama daha önce bizim balıkçılarımıza ...Bulgaristan'dan, Romanya'dan bir takım saldırılar oldu. Ee, keza yine Ukrayna'dan bir takım saldırı oldu. Onlar adının sebebi ne? Onların sebebi işte şu. Bizim münasir ekonomik bölgemiz burası. Hı hı. Biz bu, Bizim balıkçılarımız bu bölge içerisinde avlanabilirler. Dışına çıkınca Dışına çıkıp başkasına izin alıp oralarda da avlanabilirler. Ko kota, al kota evet. Ama izin almadan gidince işte bir takım Onların da e, yani Sınır orancısız güç kullanımıyla karşı karşıya evet, kalıyorlar. Evet. Maalesef öyle. Ee, Ukrayna ve işte Romanya benim münasir ekonomik bölgemde balık avlıyorsun diye. Çünkü kaynağın çıkartılması canlı ya da cansız kaynakların çıkartılması münasir ekonomik bölge sahibi devlete aittir. Onun için o, yani onlar da gelip buralarda avlayamazlar. Hı hı. Yani bu, bu o kadar bu, net. Karadeniz bir huzur denizi. Karadeniz'de ne insan kaçakçılığı var doğru düzgün, ne başka türlü kitle imha silahları kaçakçılığı var, ne başka bir şey var. Karadeniz'in içerisinde olan karasında olanlardan bahsetmiyorum. Karadeniz'in deniz ortamındaki güvenliğinden ve istikrarından bahsediyorum. Bunun da en büyük payı aslında Montreux Sözleşmesi. Montreux Sözleşmesi buradaki güvenliği de regüle ediyor. Güvenliği de regüle ediyor. Evet. Şimdi... Bir önceki Mavi Vatan haritasına gelecek olursak 22 arkadaşlar 22'ye. Şimdi bakın. Karadenizi böyle hallettik. Karadeniz'de hiçbir sorun yok. Marmara Denizi bir iç Hiç deniz. deniz. Orada da sorun yok. Burada hiçbir sorun yok. Şimdi burada sorun yok. Ama ben bir konuyu burada gündeme getireyim. Çok önemli bir konu. Denizlerden, denizlerin öneminden ve maddi bakımdan değerinden bahsediyoruz ya. Biz maalesef sözleşmeleri ve anlaşmaları çok iyi okuyan bir millet değiliz. değiliz. Biz oradaki haklarımıza sahip çıkamıyoruz. Sahip çıkamıyoruz. Şimdi bakın. Marmara Denizi bir iç deniz. Marmara Denizi'ndeki geçişler Montrö Sözleşmesi'ne göre yapılıyor. Evet. Montrö Sözleşmesi'nin laika birinde Fener tahlisiye ücretlerinin altın frank, frank. üzerinden alınacağı yazar. ...2010 yılında ben bir makale yazmıştım... ...bu konuda. Biliyorum. Benden önce de... ...1983 yılında... ...80 yılında... ...rahmetli Profesör Tahir Çağ... ...çalışmış. Ben de ondan istifade ettim. Allah rahmet eylesin. Deniz Vank da bununla ilgili çalışmış. Evet. 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 Deniz, Deniz da Vank da çalıştı. Ilgili. Tabii. Şimdi... ...buradaki derdi... ...burada eğer biz... ...altın frank yazıyor... ...0.29 gram altın Altı taşıyor... Şu anda bizim 25 kat daha fazla para, para almamız lazım. lazım. Bu şu demek, biz 150 milyon dolar civarında para alıyoruz şu anda. 3 milyar dolar almamız lazım. 3 milyar dolar almamız lazım asgari. Ki aslında 0.80 dolara eşit bir altın frangı. Bu daha da artacak bir miktar. Ama en az 2.5-3 milyar dolar ve amiyane tabiriyle halkımızın anlaması açısından söylüyorum kemiksiz löp et, et şeklinde para. para. Sıfır masraf. Sıfır masraf. Geçtin ver parayı. Geçtin ver parayı. Yani bu sözleşmede yazıyor. Evet. Efendim şimdi neden yapılmıyor? Şimdi bakın iki şey var burada. Bir, biz dış politikada, uluslararası ilişkilerde bizim bürokratlarımız çok çekingen de çekingen gerçekten öyle oluyorlar. İkincisi de şu, başımıza da bir sıkıntı çıkmasın. Yani bir problem çıkmasın, öyle, öyle, başımıza hiç, hiç çıkmasın. Bizim genelde maalesef böyle bir huyumuz var. Birilerinin bu işe el atması lazım. Ve bunu gündeme getirmesi lazım. 2,5-3 milyar dolar almazsın da, o zaman 1 milyar bir dolar alırsın. 1,5 alırsın. al. Yani zaman... 150 alma ama. 150 alma ama. 150 alma. Ve dünyanın en fazla trafiğinin olduğu deniz yollarından, geçişlerinden bir tanesi burası. Onun için burası çok önemli. Büyük ihtimalle o gemilerin yarattığı kirlilik o 150 milyonlarlık gelirden daha fazladır. Hem de çok çok fazla. Bakın biz Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin işte gönüllü profesyonelleri var. Ee, orada bir profesyonelimiz ee, Eyüp Bey bu yaşlı bir uzmanımızdır. Ya Mesela ne yaptı biliyor musunuz? Ee, dedi ki e, buralarda koruma alanı ilan edelim. Böyle bir makale yayınladık. Koruma alanı. Yani Boğazlar'da koruma alanı ilan etme... ...aynı zamanda şunu getirir. Koruma alanının ihlalinde... cezalardan ceza alınmasını gerektirir. Yunanistan şuralarda bile koruma alanı ilan ediyor. Yani açık denizde bile koruma alanları ilan etmeye kalkıyor. Dolayısıyla bunun mutlaka bir şekilde gündeme getirilmesi gerekir. Şimdi... E, Geldik en berbat yerege. En berbat Adalar denizi. Şimdi ben... Adalar Denizi diyorum. İsimlendirmeye çok takılmayalım. Yani ben ecdadın, ataların Adalar Denizi olarak kullandığı için söylüyorum. Ege'de diyebilirsiniz, Adalar Denizi de diyebilirsiniz. Ama ben mekanların, mekan isimlerinin hafızası olduğunu, mekanların da ruhu olduğuna inananlardanım. Ee, bir de biz bu ismi kullanınca Yunanlılar ayağa kalktığına göre demek ki doğru yol. Doğru oluyor. Doğru. Böyle bir turnusol kağıdı var. Şimdi Adalar Denizi'nde paylaşım henüz yapılmış değil. Ben mutabakatıyla e, ve İstanbul protokolüyle karasuları dışında da herhangi bir araştırma, inceleme yapılamıyor. Yapılmıyor. İki taraf da yapmıyor. Kıta sağlığı ve münasir ekonomik bölge paylaşımı da yapılmış değil. Yunanistan bizim karasularımıza kadar alanın kendi kıta sağlığı olduğunu söylüyor. söylüyor. Ya, bir kere burada bir, e, o zaman bizim de Yunan Karası olarak da olan Yunanistan sınırında olan yerimiz bizim Karasorum. 200 mili ben de o zaman ben de 200 mili açarım. O diyor ki benim adalarım var. Hayır. Dünyada bakın tekrar altını çiziyorum. Bizim içerimiz içimizde iki tür insan var bu konularda. Bir cahiller var. Onları tercih ediyorum. İki hainler var. Yunanları haklı görenler. Diyor ki adamın adaları varsa eğer burada da kıtasa. Ya böyle bir şey yok. Şimdi Sisam adasında deprem oldu. Sisa Adası'nda deprem oldu. Atina mı yıkıldı? Hayır, İzmir, İzmir yıkıldı. yıkıldı. O zaman bu şunu gösteriyor. Sisa Adası şu. Şu aradaki denizi bile fark edemiyorsunuz. Görebiliyor musunuz? O zaman Sisa öyle meyiz öyle çok yakınlar. Hepsi öyle. Bunların hepsi Türkiye'nin kıta sahanlığında. Kıta sahanlığı ne demek? Kıta sahanlığı şu demek. Denize giriyorsunuz. Denize girdiniz. Ayaklarınız denize Plajdan giriyorsunuz, ilerliyorsunuz. Gittikçe derinleşiyor. Derinleştikçe... ...bu arada dümdüze gitmiyor. Kara gibi. Dağlar, tepeler var. İşte denizin dibindeki dağlar, tepeler... Ada ...o oluyor. sahanlığın ada oluyor. İşte o adalar... ...kimin kıta sahanlığında? Kimin sahanlığında? Anadolu'nun. Yani bu ada... ...iki ana kara arasında... ...bölünme olmalı. İki ana kara arasında bölünme olmalı. Bu adalar şuradaki bu yarıdaki bu ikisinin arasındaki yarı, ortay hattan geçen adaların bu tarafında kalan Yunan adaları ters tarafta kalan adalar olarak adlandırılır deniz hukukunda. Ve sadece ve sadece kara suları kadar deniz yetki alanı olur. Dünyanın her tarafında bu böyledir.